Bu konuda ayrımcılık yapılması doğru değildir. İstanbul seçimlerine 4 siyasi parti adayının girmesine rağmen 16 Haziran'daki ortak yayına sadece 2 adayın çıkartılması büyük tepki toplamıştı. CHP'den 4 adaylı ortak yayın için önemli bir çağrı geldi. Diğer adaylarımız da keşke televizyona çıkıp birlikte eşit şekilde orada milletimize karşı birlikte hitap edebilselerdi. Açıklamayı CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç yaptı. Özkoç, AK Parti, CHP, Vatan Partisi ve Saadet Partisi adayının katılacağı ortak yayının planlanması gerektiğini söyledi. Önümüzdeki günler için planlanabilir mi? Kesinlikle yapılmalı. Yani milletin karşısına çıkmaktan asla kaçmamalıyız. Bir de adayların yeteri kadar seslerinin duyurulmamış olması, bu konuda ayrımcılık yapılması doğru değildir. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Özkoç, Ulusal Kanal muhabirinin demokrasi deniyor ama 16 Haziran'daki yayında diğer iki aday yoktu. Nasıl yorumlarsınız sorusuna yanıt verdi. Keşke olsaydı. Yani önde giden iki adayı çıkarttılar. Bu biliyorsunuz yıllardan beri de olmuyordu. Bence çok doğru söylüyorsunuz. Bu söylediğinizde ben de katılıyorum. 16 Haziran'daki yayın öncesi sunucu İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu'yla görüştüğü ortaya çıkmıştı. Konu AK Parti ile CHP arasında yeni bir polemik konusu oldu. Bir otelde danışmanlarıyla birlikte bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durumdu. Haberler üzerine Küçükkaya İmamoğlu'yla olağan bir görüşme yaptığını, aynı görüşmeyi Yıldırım'ın danışmanıyla da yaptığını açıkladı. Yüz yüze görüşme talebi gelmedi, telefonda görüştük. Ancak bana yüz yüze görüştüğü yönünde de bir bilgi vermedi. Öte yandan Vatan Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel'in TRT'de programa çıkması için başvuru yaptı. TRT Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuruda adaylara eşit propaganda hakkı tanınması talep edildi.